Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de, İstanbul'da niye ofis açtı? Çünkü Türkiye'de bir takım çalışmalar için pilot ülke özelliği taşıyor. Özellikle çalışmalar. Evet. O çalışmalar ne? Bundan sonraki süreçte İslam ülkelerindeki direnci kırmak için Türkiye'nin kabul etmiş olması, Türkiye'nin İslam ülkeleri üzerindeki itibarını Dünya Sağlık Örgütü kullanmak istiyor. Mesela Türkiye aşıyı kullanırsa, Türkiye çipi kullanırsa, Türkiye 5G'yi kullanırsa, Türkiye Starlink projesine destek verirse, yani İslam ülkeleri... Benim bildiğim kadarıyla Bill Gates, Melinda Gates Vakfı Afrika'yı mahvettiler. Olarak... Türkiye'de de varlar. Koçlarla beraber çalışıyorlar. Yani biz bunun farkında değil miyiz? Biraz bunun böyle bilmem. Tıpkı bu sözleşme hadisesine döner. Oradaki maddelerde de aynı şey. Hiçbir şekilde dokunamıyoruz. Aynı şey. Mesela. Bir yandan biz sözleşmeye karşı direniyoruz. İşte ayrılalım mı diyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nü getiriyorsunuz. Ve Türkiye şu anda global sağlık pasportunu ilk uygulamaya koyacak ülkelerden biri. Türkiye işte hayvanın üzerinde, bizim kurt köpekler üzerinde deri altı çip. Kangal köpekleri. Kangal köpeklerde 400 tane sanıyorum bir çip uygulaması var. Bu belki insana uygulayacak çipten farklıdır çünkü çok fazla bilgimiz yok ama deri altı çip uygulaması kangal köpeklerinde kullanılıyor. Elektromanyetik alanları çözdüğünüzde bunları saldırtabilirsiniz de, yani hayvan çekirge sürülerini de yönetebilirsiniz. Kuş sürülerini biliyorsunuz milyonlarca sivrisinek geniyle oynandı. Ve bir çiftlikte üretildi. Tekrar tabiata salındı. Mesela en son okuduğum bir haberde Amerika'nın bir eyaletinde devasa sinekler hayvanlara saldırdı. 400 geyik telef oldu. Her şey mümkün. Yani çekirgeler üzerinde de çalışabilirsiniz. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün üzerinde çalıştığı bir pasport var. Sağlık pasportu. Global sağlık pasportu. Türkiye buna hemen başladı. Biz nüfus cüzdanımıza, pasportumuza hemen gender'ı yazdık. Toplumsal cinsiyet bana hakaret ediyor. Senin cinsiyetin ne? Sen necisin diyor. Benim nüfus cüzdanımda. Sen kendini erkek olarak tanımsın. Yani böyle abuk subuk bir şey. Ve vallahi geçen iş kurum sitesinde rastlamıştım. Arkadaşlar bir iş kura başvuru yazar mısınız? Orada bir tuhaf bir şey vardı. Unuttum şu an.